söyle. Katılırım sana de sen de söyle. Güldür güldür. Güldür güldür. Güldür güldür. Güldür güldür. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu sene dördüncüsü düzenlenen komedi festivali kapsamında sizlerin karşısındayız. BKM'nin düzenlediği bu komedi festivaline çok inanıyoruz, destekliyoruz ve çok seviyoruz bu festivali. O yüzden mizahın, komedinin, gülmenin gücüne çok inanıyoruz. 13 Ekim 3 Kasım arası bir sürü etkinlikle komedi festivali karşınızda olacak. Bütün etkinliklere bekliyoruz değerli seyircilerimizi. Gelin beraber gülelim diyoruz efendim. Ve şimdi dördüncü komedi festivali kapsamındaki Güldür Güldür Şov'a hoş geldiniz. Evet efendim, hiç böyle enteresan tripler yiyen bir arkadaşımız var mı? Şurada bir beyefendi var. Belki de beni tanımışsınızdır biraz. Cık. Evet. Hizan Karakovan balı ve Belçika çikolatası. Bir şey hatırlatmadım size. Yani bir şeyler hatırlatıyor da inşallah aynı şeyleri düşünüyorum. Burada evlenme teklifi yapmıştım. Ben biliyorum. Size Karakovan balı ve Belçika çikolatası getirmiştim. Evet, yani sizin teklif bana yaradı. Nasıl gidiyor? Vallahi nişanlandık. Nişanlım yanımda zaten. Size bu arada Karakovan balı getirmedim ama Belçika'dan çocuk çikolatası getirdik. Çocuğunuz oldu ya, Allah bağışlasın. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu arada bu olaya gelelim. Lütfen. Buraya geleceğiz ya, Güldür Güldür'e. Evet. Hazırlanıyoruz. Normalde bir tuhaflık var. Kadınlar genelde evde şık olması gerekirken tam tersi. Evde paspal oluyor. Sonra ondan sonra şık yapıyor, dışarı çıkıyor. Ya sen kimin için dışarı çıkıyorsun, böyle şık oluyorsun? Neyse, biz de süslendik falan buraya gelmek için. Ya diyorum, sen fazla süslenme. Ya diyor, niye, ne olacak ki? Ya diyorum, sadece evdeyken bana süslen. Dışarıya kötü çık, önemli değil falan. O da diyor, o da şey yapıyor biraz. Vallahi diyor, ben gelmiyorum o zaman Güldür'e. Trip yapıyor, tamam mı? Dedim, tamam, gitmeyelim, gitmeyelim. Neyse, ben oturdum, o çatırmadan bana bakıyor, ben bakıyorum. Gülüyoruz dedi, hadi hadi kalk kalk, geç kalmayalım. Ama şu anda da biraz trip yapıyor gibi duruyor. Biraz bozuldu hanımefendi. Bu, pardon, bu ince gülüş pişmanlık gülüşü mü yoksa? Vallahi bizimki de işte böyle. Yani bir şekilde trip midip derken bir baktım buradayız yani. Evet, evet. Yani. Tabii, dur, lütfen. Ben dedim kendim. Siz de ama ayağa kalkabilirsiniz. Fırça yiyeceğiz, öyle görünüyor. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Aslında bozulmadım. Biraz heyecan yaptı. Şöyle bir şey, evlilik teklifinden sonra... Neler oldu, evet? Fazla bir şey değişmedi. Şöyle bir şey söyleyeyim. Geçen sefer de teşekkür edememiştim kendisine. Ben bir ağır rahatsızlık geçirdim. O süreçte biliyorsunuz çok moral gerekiyor. Sizlerin sayesinde o süreci atlattık ama en büyük desteğim kendisi oldu. Onun için teşekkür ediyorum. Ve trip olayı da biraz abarttı. Öyle o şekilde olmadı ama yine buradayız. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz bizleri güldürdüğünüz için. Sizin isim neydi? Nurgül Yılmaz. Nurgül Hanım, siz beyefendinin omzunu da sıkıyorsunuz galiba, değil mi? Sıkıyorum. Sadece... Adam kedi gibi biraz oldu. Biraz heyecan yaptı. Daha gibi adam kedi için. Gibi oldu orada böyle buradan. Hayır, sadece destek amaçlı. Evet. Pardon da bir konumuz neydi onun? Çok garip.
işte. Konu gitti, beyefendi kalktı. Konu benim Karakovan balına geldi. Peki, teşekkür ederiz efendim. Evet, geçmiş teşekkür olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet. İnşallah etrafımızda hep böyle moralli, gülen, güldüren insanlar olur diyoruz efendim. Şimdi bir arkadaşımız var. Kendisi çok seviyor. Yalan değil, çok seviyor ama bazı durumlarda dediğimiz gibi böyle trip yiyor mu, yemiyor mu anlayamıyor ve o durumlarda da böyle bir iki arada bir derede kalıyor. Bakalım o kaldığı durumlardan birinde durumu nasıl toparlayacak, nasıl çözecek, çözebilecek mi izleyip görelim, buyursunlar. Gelin arkadaşlar, gelin. Gelin şöyle. Çabuk, çabuk, çabuk. Bugün büyük gün. Bugün Şampiyonlar Ligi günü kardeşim. Şurada bir yerde kumanda var. Sen televizyonu aç. Hah, sen de gel. Etrafı dağıtmayalım kardeşim. Şu masa örtüsünü sehpanın üzerine güzelce bir serelim. Abi, maç başlayacak. Haydi bakalım. Haydi. Diken diken. Sana yemin ediyorum ben evlendiğimde bile bu kadar duygusallaşmadım kardeşim. Ya kardeşim akşamın bir vaktinde geldik ama yengeye ayıp olmasın. Yok yok olmaz. Yeter böyle şeyleri kafasına takmaz. Ha. Ben evlenme teklif ettiğimde ona kara kovan balıyla Belçika çikolatası almıştı. Orada bile gıkını çıkarmadı. Çok makul bir insandır. Hiç merak etmeyin. İzleyelim. Sana anlatma demedim mi şu Belçika olayını? Anladın sen. Beyler, hoş geldiniz. İyi akşamlar yenge. Hoş bulduk yenge. Hoş geldin aşkım, hoş geldin. Biz arkadaşlarla maç izliyoruz. İyi. İzleyin. Vay be, haklıymışsın, hiçbir şey demedi. Neden bir şey demedi lan? Bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar çok önemli bir durum var galiba. Ay bugün önemli bir gün vardı. Acaba ben onu mu unuttum? Ondan mı bir şey demedi? Yoksa artık beni önemsemiyor. Yani ben umrunda değilim ama ne halim varsa gör filan durumundan dolayı mı bir şey... Boşayacak lan beni. İsmail sen madde mi kullanıyorsun ya? Ne oluyor oğlum? Ne bu panik? Yenge sana ne dedi? İyi, izleyin dedi. Ne var bunda? İyi, izleyin dedi işte. Ne var bunda? Oğlum ne anlama geliyor bu biliyor musun? Yani bu her anlama geliyor olabilir yani. Tam olarak ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyorum şu anda. Allah Allah, hiçbir anlama gelmiyor be oğlum. Paranoya yapıyorsun, sanki yenge başka bir dil mi konuşuyor? İyi, izleyin dedi. Şimdi bakıyorum cümleye, sorun etmiyor kanımca. Kanımca değil kardeşim, o dil hanımca. Hanımcada manalar çok farklı yerlere gidebiliyor. Çok farklı bir dil hanımca. Hanımca böyle aksanları var, diyalekti var, şivesi var, tonlaması var, vurgusu var. Bak şimdi aynı cümleyi farklı vurgularla, farklı tonlamalarla, farklı farklı anlamlar üretebileceğim bir dilden bahsediyoruz biz. İsmail ben hiçbir şey anlamadım ya. Abi vurgu çok önemli. Bak bir iyi izleyin. Bak. Bir iyi izleyin. İyi izleyin. Bu izlediğiniz son şey olabilir. Bak. İyi. İzleyin, izleyin, izleyin. İyi, izleyin. Ben bütün gün çalışayım, yorgun argın evime gelim. Siz oturun benim salonumda maç izleyin var. Bak cümle aynı, anlamlar çok farklı oğlum. Allah Allah. Yenge de rahatsızsa söylesin kardeşim. Olur mu öyle şey ya? Bence var ya tartışsanız kesin sen haklı çıkarsın. Kardeşim hiç karısıyla tartışıp haklı çıkan bir erkek hikayesi duydun mu sen? Bir erkek için önemli olan tartışmadan haklı çıkmak değil. Tartışmadan oradan çıkmak. Ben sana katılmıyorum. Sen bana katılmıyorsun. Ben sana katılmıyorum. Ama ne olur katıl, sen bana ne olur katıl. Senin medeni durumun ne lan? Bekarım. Başka sorum yok. Bir şey oldu kanka, bir şey oldu ama ne oldu be abi, ne oldu ya? Aman be İsmail. Bence şu anda kuruntu yapıyorsun kardeşim. Kuruntu, kuruntu değil.
Ama kırıntı yapıyoruz. Tabii ya. Oğlum ne yaptım değil, ne yapmadım doğrusu. Her yere kırıntı yaptık. Ondan dolayı trip atıyor. Kardeşim, buraları hep her tarafı süpürmemiz lazım. Ne olur bana yardım et. Ne oluyor ya? Tamam abi, tamam. Temizle abi. Bak bak, ben biliyorum. Ya. Yardım edin, yardım edin. Yardım edin. Ne oluyor İsmail? Ne yapıyorsunuz burada ya bu saatte? Cips yemek suretiyle yere döktüğümüz kırıntıları toplayarak hatanızı telafi etmeye çalışıyoruz amirim. Ondan söylüyorum karıcığım. Arz ederim. Yani iyi de bu saatte süpürge çalıştırıyorsun. Bak komşular rahatsız olacak İsmail. Çok ayıp bir şey bu. Ama sen bizim yeri süpürmemizi istememiş miydin? Yok. Yok mu? Yok. O zaman ne oldu? Ne oldu? Ne o? Bir şey yok yani ha? Hey, iyi. Hiçbir şey yok İsmail. Aa, iyi, iyi. Nasılsın? Sen iyisin yani ha? Ben iyiyim İsmail. Hadi keyifle izleyin maçınızı. Hadi İsmail. Ha, gördün mü kardeşim? Rahatladın mı şimdi? Adama bak ya. İzleyin. Ne oldu lan yine? Bana adımla hitap etti. Ulan kız senin anana mı sövdü? Adınla hitap etti, ne var bunda? Yok kanka, çok büyük trip geliyor. Yüzyılın tribi geliyor, kesin bir şey oldu. Hiçbir şey olmamışsa bile kesin bir şey oldu ama biz fark edemedik. Birader. Bak Allah aşkına, gel şu cümleyi beraber inceleyelim. İyiyim ben İsmail, siz keyfinize bakın. Bunu söyledi yenge. Bu cümleden bir boşanma davası celbi çıkaramazsın kardeşim. Alasını çıkarırım kardeşim. Geçen gün hava nasıl, üzerime bir şey alayım mı diye sordu. Ben de boş bulundum, al tabii dedim ama olayın meteorolojiyle hiçbir alakası yokmuş. Neymiş peki? Kilolarla alakalıymış. Neden üstüme bir şey almalıymışım? Göbeğim mi çıkmışmış, basenlerim mi çıkmışmış, nereyi kapatmaya çalışıyormuşum? Yok ondan sonra ben onu beğenmiyormuşum, artık eskisi gibi değilmişim. Çok istiyorsam gidip Züberrek'le evlenmeliymişim. Züberrek kim? Lise yıllığından gördüğü benim eski sevgilim. Alo, aşkım seni çok seviyorum ama ayrılmamız gerekiyor çünkü senden çok korkuyorum. Sesin gelmiyor, hatlarda bir problem var galiba diyor. İsmail aslında bana ne demek istiyor söyle. Ne demek istiyor aslında? Şimdi de alo diyor. Söyle İsmail, sen bu işin uzmanısın. Söyle, ne demek istiyor bana? Ayrılacak mı benden? Bırak lan şu telefonu, manyak mısın sen? Yıkacaksın ilişkini. Oturun abi şuraya ya, oturun. Oturun şöyle bir rahatlayın ya, Allah Allah. Geç. Geç. Ne oldu abi, geç. Bir beyler. Ha, geldi. Size mısır patlattım. Hadi. Hadi güzelce yiye yiye izleyin maçınızı. Sağ ol yenge. Sağ ol yenge. Rica ederim. Tamam. Yemeğin. Yemeğin. Yiyin, yiyin. Afiyet olsun, iyice yiyin. Yemeğin. Yiyin, yiyin. Güzel güzel yesin bize. Atsanıza ağzınıza. Ben yuttum. Aşkım. Sanki sen eve geldiğinden beridir bir şey var. Böyle bir tadın, moralin, keyfin yok gibi geliyor bana ama ne oldu? Yo. Hiçbir şey olmadı İsmail. Ne güzel. Oturuyorsunuz, maç izliyorsunuz. Biz maç izliyoruz diye mi sen biraz kızdın? Yo. Bence Fikri ve Çetin'le beraber maç izliyor olmanız çok güzel bir eylem. Devam edin. Ama bak bence biraz izleyin. Vallahi imalı konuşuyorsun gibi geliyor sanki bana. Yo. Hiç imalı konuşmuyorum İsmail. Bence Çetin ve Fikri'yle beraber maç izlemeniz çok güzel bir eylem. Ben bizim evde şu anda Çetin ve Fikri'nin maç izliyor olma durumunda çok çok hoşlanıyorum. Kısacası İsmail, maçınızı seyretmenizden dolayı ben çok mutlu oluyorum. Ben niye tedirgin oluyorum? Yeter lan yeter! Yeter! Dilim gerim gerildim lan burada. 5 yaşında çocuğa döndüm. Sanki annemle babamın kavgasının ortasında kalmış gibi hissediyorum kendimi.
Sorun biz miyiz abi? Biz miyiz? Fikri biz ne zaman böyle olduk kardeşim? Bizim yüzümüzden tartışmayın ne olur. Çocuklar sorun sizle alakalı değil. Biz sizi çok seviyoruz. Sorun benimle alakalı ama ne olduğunu anlamıyorum. Bir kendime gelmem lazım. Bir silkelenmem lazım. Silkelenmek. Halı silkelemek. Beyler yardım edin. Halı silkeliyoruz. Halı mı silkeliyoruz? Durmasa döşek dur. Tut ucundan. Kusura bakmayın. Oğlum da. Silkeleyin, silkeleyin. Hayatım! Bak ne yapıyoruz? Halı ne yapıyorsunuz? Bak halı silkeliyoruz. Aferin size. Tek başınıza tuvalete çıktığınızda beni çağırın da orada da sizi alkış tutayım. İsmail, yaptığınız her eylem için beni neden çağırıyorsun buraya? Ama bak bu böyle olmaz ki. Geldiğinden beri trip atıyorsun yani bize. Yani bak bu hoş bir davranış biçimi değil. Bak yeter. Ben şu an kesinlikle çok hatalıyım ama beni cezalandırın. Ayağını tırağımı alayım ben. Ben bir şey yaptım ama ne yaptım bilmiyorum. Yani. İsmail, gerçekten artık konuşmayalım ya. Keyfinize bakın diyorum. Beraberce o maçı izlesenize İsmail. İsmail, otur arkadaşlarınla maçı izle. İzle o maçı. O maçı izle. Sana ne dedim? Beni böyle konularda bir daha rahatsız etme dedim sana. Ha. İsmail. Ben sana bir şey söylediğim zaman lütfen bu yapılsın. Neyse, ciddiyetimizi kaybetmeyelim bence. Bilmiyorum, izle maçını. Arkadaşlar, bu da değilmiş. Bu da değilmiş. Ne ulan ne? İsmail. Koy yere. Salın bizi kardeşim. Salın bizi, biz gidelim. Hadi ne olur. Hayatta salmam kardeşim. Hiçbir yere gidemezsiniz. Konu açıp daha kavuşana kadar hiçbir yere gidemezsiniz. Bu sefer de ne dedin arkadaşlarına da beni deli zannetti de gittiler der. Duvardan duvara trip atar. Duvar! Duvar! Ne oldu lan yine? Ne geldi aklına? Ne oluyor kardeşim ya? Ben duvarları boyayacaktım. Ondan dolayı trip yiyoruz. Ne olur bir el atın. Allah'ını tamam. Seversen bir el at. Hadi kardeşim. Şu duvarları boyamamız lazım. Yürüyün. Ulan ev işinden badanaya geçtik ya. Yenge susarak bu kadar iş yaptırıyorsa konuştu ne yapacak acaba? Elin boş durmasın lan çalış. Bana bir üşüme geldi. Bırak kanka bırak bu da değilmiş. Benim 3,5 atıyor. Yürü Çetin gidelim ya gidelim. Bu hayat böyle çekilmez. Yürü yürü. Çetin hiçbir yere gitmeyin. Ne olur bir yere gitmeyin. Bırak lan ne olur bir yere gitmeyin. Bırak seni gidiyorum. Karımla yalnız bırakmayın. Bırak beni karımla yalnız bırakmayın. Bırak lan. Bırak beni karımla yalnız bırakmayın. Giderseniz gidin lan. Bundan sonra benim tek arkadaşım karım. İsmail ne oldu? Gitti mi arkadaşlarım? Ben bittim. Ben bittim, ben tükendim. Benim Allah cezamı versin de niye versin ya? Ben sana bugün eve benim kız arkadaşlarım gelecek dediğim halde eve arkadaşlarını çağırdın. Yok ama ben sadece öyle bir şey söylemedim sana. Gayet şey güzel, gayet güzel söyledim İsmail. Tane tane mesajımda sana bunları anlattım. Tane tane yazdım ve sana göndermemişim. Göndermemiş misin mi? Hayır, sen almamışsın mı? Ama atmamışsın. Sen anlamamışsın. Ah. İsmail, ben sana Serpil'in derdi var ve Serpil buraya gelecek dediğimi anlaman için... ...sana Serpil'in derdi var ve Serpil buraya gelecek demem mi lazım? Ben sana ay sonu olduğu için dışarıda buluşamadığımız bakımından... ...kızlarla evde toplanacağız anlaman için... ...ay sonu olduğu bakımından toplanamadığımız için kızlarla evde buluşacağız... ...demem mi lazım? Ben sana arkadaşlarım bize gelecekler ve bizde oturacağız. Senin de bunu anlaman için. Ben sana arkadaşlarım bize gelecekler ve bizde oturmamız lazım demem mi lazım? Neymiş Serpil'in? Derdi varmış. De. Serpil'in derdi var demek kızlar yarın bize gelecek demek. Bu kadar basit ya. Allah beni bildiği gibi yapsın. Çok özür dilerim. Ben bu hanımcayı tam olarak çözemedim ama iyi niyetliyim. Vallahi çalışacağım. Hatta gidiyorum ve çalışıyorum. Lütfen bir daha olmasın İsmail. Alo? Kız Serpil, ne yapıyorsunuz? Ay harika, harika. Çabuk bize gelin. Sana yemin ediyorum, yerler, bal, dök, yala. Her yeri temizlettirdim. Kız valla.
tozlar alındı, süpürgen çekildi, her şey yapıldı. Nasıl mı? Susarak. Ne demişler? Sen kadının susanından korkacaksın. Eber dumanımıza hoş geldiniz. Eber duman komple bizim manasında konuştun. Ah ablam, herkese bayılır anlatmaya abar dumanlarımızı. Sen bu işlerden aylık neydir kazanıyorsun? Resim falan mı istiyorsunuz? Evet, iki resim, bir de nüfus kağıdı. Acaba bir bana sorun, ben istiyor muyum? İstiyor musun? Hayır. Keşke sormasaydım. Aplan gibi kendini ağırdan sar. Erkek sinek görsen fuhur fuhur, fuhur fuhur kaynıyorsun çaydanlık gibi. Selam canlar. Hey. Fuhur damaya başladın yine. Hiç eşi veya kız arkadaşı veya erkek arkadaşı ile kankası, yakın arkadaşı, bir dostu arasında kalan var mı? Şurada bir beyefendi var, onunla başlayalım. Ben arkadaşımla... Sizin adınız ne? Mustafa Çavuşoğlu. Mustafa Bey, evet. Bana arkadaşım eşimi sevmediğini söylüyor. Daha doğrusu kıskandığını söylüyor. İkisi arasında bir seçim yapamıyorum. Arkadaşınızın adı ne? Timur Mert. Timur Mert bir de yani. Yani evet, evet. Yani Mert bir kişi olduğu için herhalde böyle bir atılımda bulunuyor. En yakın erkek arkadaşınız. Evet, en yakın arkadaşım. Eşinizi sevmiyor ve kıskanıyor. Ya sevmiyor derken çok, yani onunla çok vakit geçirdiğimiz için eşimden dolayı ona vakit ayıramıyor olabilirim. Ya bir de özür dile. Tam olarak ne oldu? Yani siz onunla çok mu vakit geçiriyordunuz? Ya arkadaşımla çok vakit geçiriyorduk. Ne yapıyordu? Neler yapıyordunuz? Ya şöyle söyleyeyim, hani beraber uyuduğumuz bile olmuştur yani öylesi. Yani çok yakın arkadaşımdı çünkü. Ama hani, Mustafa Bey, her zaman da uyumuyordunuz herhalde. Ya elbette, elbette. Hani çok liseden beri arkadaşım olduğu için çok fazla onu paylaştık kendisiyle. Hani eşim de sağ olsun, onu da seviyorum. O kadar ya, biraz heyecanlandım ki. Ondan böyle konuşuyorum şu an. Ama yani söylediğiniz örnekte çok... arada kaldığım olduğu için anlatmak istedim. Çok doğru, tam aradığımız insansınız. Teşekkür ederim. Devamlı görüşüyordunuz, sonra hanımefendiyle tanışıp ne oldu, ne değişti? Ya yine görüşüyoruz da, ya bir gün bir beraber olduğumuz bir ortamda bunun azizliğini yaşadım. Bundan yani eşim de söyleminden rahatsız oldu, o da bana söylediği için ben de arada kaldım. Seçim yapma şansım yok. Hani vazgeçmek istemiyorum. Eşimden vazgeçemem. Ondan da vazgeçmek istemiyorum. Yani Allah peki, kimseyi bu duruma düşürmesin. Çok pardon. Çok pardon. Timur Mert niye sizi böyle bir şeye zorluyor? Ya aslında zorlamıyor yani. Belki de sevdiği için paylaşamıyor. Bunu bana da söyledi aslında. Peki o evli mi? Hayır. Kız arkadaşı var mı? Kız arkadaşı yok. Peki gelip kalıyor mu sizle? Yok. Henüz değil. Ya henüz... Henüz iyi, hanımefendiyi yumuşatmaya çalışıyorsunuz bu konuda. Peki buradan bu kameraya mı? Seslenin Timur Mert'e buradan. Herhangi bir savaşa gerek yok. Senin yerin ayrı, onun yeri ayrı. Seni de çok seviyorum, onu da çok seviyorum. Umarım buzlar erir. Peki hanımefendi bir şey demek ister mi bu konuda? Çok karışan biri değilim aslında. O da benim arkadaşımdı. Biz eşimle birlikte olmadan önce de arkadaşımdı. Bir gün oturduğumuzda ben seni hiç sevmiyorum, sebebi yok dedi. Mustafa'yı paylaşmak istemiyorum dedi. Ondan sonra ama ben de yüzüğü taktırdım. Tebrik, sonra bayağı... ben evlendim. Hanımcılık kazandı. Sizin adınız ne? Sena. Sena Hanım, Timur Mert bayağı görümceniz gibi sizin. Evet. Görümcem, eltim, her şeyim. Peki var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok, teşekkür ederiz. Tamam. Mustafa, herkese iyi eğlenceler diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok, dediğim gibi ben ikinize de yeterim diyorum. Başka bir şey demiyorum. Peki. Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. Ben de sizi Bermuda şeytan üçgeninizle...
Eyvah ya, Timur Mert'e bakın. Efendim şimdi bizim bir arkadaşımız var. O da evli fakat onu da çok sevdiği bir arkadaşı var. Ya gerçekten Mustafa Beyler'den sonra skeci nasıl anons edeceğimi bilmiyorum. O da arkadaşından kopmak istemiyor. Bakalım onların evinde durum nasıl oluyor, ilişkiler nasıl ilerliyor? İzleyip görelim efendim, buyursunlar. Allah Allah! Mesut abi! Evde misin abi? Kapı aralık açık kalmış Mesut abi. Allah Allah! Yerde iskambil kağıtları var. Allah Allah! Ne ola ki bu böyle, yol gibi böyle götürüyor beni? Allah Allah! İyi ki doğdun İbo! İyi ki doğdun! İyi ki doğdun! Mesut abi! Unutmamışsın doğum günümü! Bu ortam, bu hazırlık hep benim için mi? Daha bu ne ki oğlum? Sen bak şimdi, bak! Der günün başlamasına dakikalar kaldı. Benim için maç yayını satın almış ya. Mesut abi çok sağ ol, çok iyisin. İbo, seninle sadece derbi değil, her maçı izlemek istiyorum. İbo, iyi günde kötü günde. Deplasmanda iç sahada. Benimle... her maçı izler misin? Acıma çıkarttım. Nasıl yaptın be manyak? Gizlice kimliğini çalıp çıkardım. Ne diyorsun? Delisin sen. Delisin. Ağlamayacağım yok. Evet, evet, evet. Çok sağ ol ya. Ne kadar güzel bir gün. O zaman artık yapacak tek bir şey kaldı. Biraz duzu fıstık mı yesek? Şeyde kalmıştık. O zaman o çok şeyi geç oraya, duygusal. O zaman tek bir şey kaldı de, tuzlu fıstıktan alalım. Buyurun. Ya işte, sen de çocuğun sinirine dokunma. Orada kalmıştık. Evet, tamam. Ama çok fazla nefes alıp veriyor ve bu burunla. Haklı. Ağzından nefes alıp ver sen. O daha kötü. Tamam. Hadi, akıtalım şu saniye. O zaman yapacak tek bir şey kaldı. Tuzlu fıstık mı yesek biraz? Bırak şimdi tuzlu fıstığı. Tuzlu fıstığın sırası değil. Hadi çabuk bir an önce yapalım. Pişti. Hadi. Hadi. Hazır mısın? Hazırım. Sen kes. Tamam. Ben dağıtırım. Dağıt, hemen dağıt. Hemen ben ver bakayım onu. Hadi bakalım, başla. Alacağım bunu. Kız. Ha, kızı aldım. Son kızı buldun, he? Hadi bakalım. Kız. Hop, pişti. Yedili. O da pişti. Allah'ım, çok mutluyum. Bu mutluluğumu hiç kimse bozamaz, hiç kimse. Hiç kimse. Denk geldim. Tabii ki de İbrahim de burada. Mesut, ben geldim. Ben geldim lan, ben! Hoş geldin! Sekizle. Pişti! Ulan sen abini mi yeneceksin lan he? Abini mi yeneceksin lan sen ha? Gel bakayım, gel! Sen abini... Hoş! Lan sen abini mi öldüreceksin? Ulan sen abini... Dur, dur! Başı yaşam belgeselinde izlediğimize göre... yerime geçebilirim, değil mi? Mesut! Ne oldu? Seninle bir şey konuşmam gerek. Ne konuşacağım? Yine geldi, bütün eğlenceyi bozdu neyse. Neyse. Ya Mesut'um, diyorum ki hafta sonu şöyle güzel bir plan mı yapsak? Ben hafta sonu için muazzam bir plan yaptım Mesut abi, bak şimdi. Sabah 4'te... Şile Avlak yerine balık tutmaya gidiyoruz. Öğlene doğru Tekirdağ'a geçiyoruz. Yol boş olur. Tekirdağ'da köfte tadım günlerine katılıyoruz Mesut abiyle. Oradan da akşam mangal tadım günlerine katılacağız Mesut abiyle.
Ben bu hafta sonu programın neresindeyim? İçinde. Hiç adım geçmedi. Planın değil, haftanın içindesin yenge. Hafta içi hep Mesut abiyle sen berabersin. Bunun hafta sonu var, ona da karışma be ya yenge. Lan bu adam benim kocam, kocam. Benim de kankam ya, kankam. Ya tamam mı? Durdu. Şimdi sen biraz duruma bozuluyorsun. O yüzden sen daha onun bozulacağı, kıskanacağı gibi konuş. Yani ballandır, program çok güzel ya. Tamam. Hem Mesut'a cazip gelsin program. Tamam. Hem de Mehtap biraz kıskansın programı. Tamam. Sen de sinirlendiğinde sinirini boşalt. Orada da öfkenin dansı flamenco ile noktala. Buyurun. Oo, ben bir şey yapmıyorum değil mi? Sen de maruz kalıyorsun her şeye. Ya şimdi diyorum ki Mesut'um hafta sonu şöyle güzel bir plan mı yapsın? Hafta sonu için muazzam bir plan yaptım. Lütfen dinle. Bak. Sabah 4'te Şile Avlak yerine gidiyoruz. Balık tutmaya. Mesut abimle beraber. Oradan Tekirdağ'a gidiyoruz. Ben süreceğim. Köfte tadım günlerine katılacağız. Mesut abimle. Ve tabii ki mangal yakım şenliklerine katılıyoruz akşamdan sabah. Mesut abimle. Dedim. Ben bu programın neresindeyim? Yengeyi sağlık ocağına götürelim sonra koçum. İçindesin yenge, içinde. Nerede içindeyim lan? İçinde adam mı geçti beni? Haftanın içindesin ya. Hafta içi hep Mesut abiyle berabersin gergin yengem. Hafta sonu bırak bize kalsın. Adam senin yüzünü görmesin az üst tipe bak. Lan bu adam benim kocam, kocam. Benim de kankam, kankam. Aley, aley, aley. Ben ikisine de getirin, getirin. Sağ kutu olurum, sağda kanka. Otur kız sür ya. Ya Allah Allah, ben ikinize de yeterim. Ya İbo, sen şu Şile Tekirdağ işini haftaya ertele, tamam mı? Henüz bu muazzam planın son durağını duymadım Mesut abi. Bir bakalım en son nereye gidiliyor? Boşanma avukatının ofisi. Bilemedi yenge. Hazır mısın? Sıkı dur. Paris'e gidiyorum. Paris'e mi vallahi de? Al mı? Lan! Şişt, bakıyor mu bir de bilette? Bana bak. Şile'yi anlarım. Tekirdağ sineme çekerim. Paris ne lan? Paris ne? Sen karınla gitmedin. Kalkanla mı gideceksin Paris'te de? Kız Paris'te Cermen deplasmanı var. Sen de gelirsin. Ha, kusura bakma Mesut abi. İki tane biletimiz var. Maalesef yenge gelemez. Üzülürüm. Sen evimden çıkar gider misin? Evinde mi? Evet. Pardon ama burası benim de evim. Bu evde hepiniz kadar benim de emeğim var, benim de izim var. Bütün şu duvarları birlikte boyamadık mı Mesut abiyle? He? Sen bu koltukların kaplamasını beğenmedin de gidip dövüşemeciyle Mesut abiyle birlikte dövüşmedik mi biz? He? Şu bastığın parkelerin sistresini sabahlara kadar sistire biz yapmadık mı Mesut abi? Ay yemin ediyorum evimi kirletilmiş hissediyorum ya. Ya çabuk gider misin sen ya artık? Bayca sürge de Mesut abi bu adam ne yapıyor? Meta bir dakika dinler misin? Bir dakika. Seni yemin ederim vallahi bak bir dakikada boşarım. Artık yok. Mesut yok. Mesut öldü. Gider misin lan? Parazit. Parazit mi? He. Doğum günümde bugün. Normal kurunu yiyebiliyoruz. Çekil lan. Hele surata. Nefret ediyorum senden ya. Ne yapıyorsun ya? Kazık kadar adamın yaptıklarına. İyi misin lan? Baygınlık mı geçirdin? Ne yaptın? Ya bir şey diyeceğim. Sen niye böyle yapıyorsun Mesut koskoca adam ya? Sanki sağ arkadaş mı yok, dost mu yok? Eli insanla sayınlısı ya. Yok tabii. İyi misin lan? Ya 50 yaşından sonra biriyle yeniden tanışıp arkadaş olmak, ona içini dökmek kolay mı? He? Hem ben şimdi... Dayanacak yapma şöyle ya. Bu yaştan sonra ben hem nerede sosyalleşeceğim de birini bulacağım. Hem bütün iyi erkeklerle arkadaşım var zaten. Çek lan ensemi, durdu valla. Şişt bana bak. Üzülme, ben sağ buldum bile.
ne ya? Karşı komşunun kocası. Adam devlet su işlerinden emekli. Hem de takım çantasıyla geziyor. Üstelik kombinesi var mıymış? Ağlama lan. Arkadaş da yok. Çöpsüz isim. Kombinesi mi? Eyvallah sıktın içimi. Kombinesi var ha. Hangi takımdan peki? Artık onu bilmiyorum. Kendi sorarsın. Adam geldi. Saçımı başımı düzeltiyor. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz Kazım Beyciğim. Efendim sefalar getirdiniz. Buyurun siz şöyle geçin oturun. Siz kaynaşın misafirimizle ilgili. Yazıcım ben geleceğim. Selamlar. Eşiniz eşimle konuşmuş, anlaşmış. Artık en yakın arkadaşız. Efendim öyle hemen adak olmaz o işin yani. Sonuçta görücü usulü bir arkadaşlık bu. Birbirimizi tanımamız lazım. Okuyor musunuz? Neyi? Yani gazete okuyor musunuz? Ben çok severim de okumayı. Mesela Selahattin Duman, Mehmet Demirkol, eskilerden ne bileyim Hıncal Uluç'u çok severim mesela siz. Ben de televizyon izlemeyi severim. Okumak sıkıcı. Otur evinde televizyonu her şey var. Sıkıcı. Okumak sıkıcısan sen ki sıkıcı değilsin. Bakın bir şey söyleyeceğim size. Eğer biz yani arkadaş olacaksak birbirimizi yakından tanımamız lazım. Ben mesela çok enerjik, hayat dolu biriyimdir. Özellikle mesela Şile, Ağa, Altınoluk'ta falan mangal yapmayı çok severim. Siz? Ben de kendim pişir kendin ye çok severim. Öyle mi? Nerede? Evde. Peki kombineniz varmış öyle dediler. Evet efendim her hafta sonu muhakkak su topu maçlarına giderim. Su topu mu? Su topucular su topu izlemiyor zaten. Aman ben ne yapacağım bununla ya? İsterseniz Meclis TV izleyebiliriz. Gel seninle güreşelim lan oğlum. Gel güreşelim lan. Sen bana dokunamazsın. Bana karım bile dokunmadı daha. Mehtap! Bir bakar mısın? Bu adam bozuk kız. Bu ne ya? Hiçbir ortak noktamız yok mu lan? O senin noktalarının bozukluğundandır Mesut. Baba, Kazım Bey'le anlaşacaksan anlaş. Artık İbrahim yok. Ömrünün sonuna kadar vallahi billahi kadarsız kalırsın. Pişti oynamayı biliyor musun lan? Evet, pişti bilirim. Gel bari. Kafanı dağıtırım biraz iş değilse. Of! Kes hadi. Heh, tamam. Al şunları. Hı. Aç, hadi bakalım. Pişti. Yedili. Pişti. Az. Of, pişti. Bu ne ama ya? Böyle oyun mu oynanır Allah aşkına? Yani hiç böyle heyecan yok. Pişti. Bu be, oynamıyorum ben. Fıkra anlatayım. Anlat bakayım. Nasreddin Hoca'nın biri bir gün eşeğine ters binmiş, göle maya çalmaya gitmiş. Sonra göl maya tutar da kazanın doğurduğuna niye inanmıyorsun? Lan sen bana potpourri mi yapıyorsun fıkralar? Ya çık git! Hayır efendim ama niye öyle diyorsunuz? Bir saniye izin verirseniz ben de kendimi ifade et. Lan git lan git! Gel! Çık git lan! Evinden git lan! Çık git! Çok mutlu olabilirim tekerdeki. Hadi. Mesut. Neden Mesut'sun sen? Neden evlisin? İnkar et karını. Adını Yatsu. Yapamazsan yemin et arkadaşına. Ben de vazgeçeyim seninle mangal yakmaktan. Okeyde renge gitmekten. Ya da rakibi taşlamaktan. Kankam. Mesut abi. Aa, Mesut abi. Ne yapıyorsunuz lan? Nerede Kazım Efendi? Sen nereden çıktın yine? Mehtap, ben kaçıyorum İbrahim'le. Ne yapayım? Düşeceğiz lan. Sen gerçekten tam bir delisin biliyor musun? Çılgın manyak. Gel hadi. Yapma oğlum. Düşeceğim. Ya karışma artık bize. Bırak peşimizi. Yeter. Hafta sonra bırak bizi. De hadi ne haliniz varsa yürün. Kaçacağım işte. Ya, çok uzun olsun. Buradan sığamayacağım.
Yanda kapı var bir adam. Ah. Hadi beni Şile'de maviliklere götürün. Ya, ben de geliyorum. Evet efendim, teşekkür ediyoruz. Yurt dışında bir yerde bir arkadaşımız yanlış anlaşılıyor. Yanlış anlaşılmalar sonucunda da işler büyüyor. Bakalım arkadaşımız bu durumdan kurtulabilecek mi? Kurtulursa nasıl kurtulacak? İzleyip görelim. Buyursun. Koskoca Amerika'da başıma geleni bak ya. Hello polis. I little speak English. Az İngiliz. Very az. I am Turkish. Rah. Turkish. Sakin ol evlat. Burada herkes Türkçe bilir. Burada Türkçe konuşabilirsin. Bir dakika, bilmesin, bilmesin. Hemen konuşmasın. Bilal biraz daha zor durumda kalsın, tamam. Yurt dışında. Ne? Bir dakika, bir dakika. Bütün skeci bu sesle mi oynayacaksın? Zor olmasın. 100 bölüm Selena oynadım ben. Selena, senden nefret ediyorum. Güzel. Sorununu ifade etmeye çalış öyle. Hemen bilmesinler. Ben zaten tıkandım İngilizce olarak. Tıkanma ya. Niye tıkanıyorsun? Çünkü bilmiyorum. Sorunun ne şu an? Bana sorunum İngilizce bilmediğim halde galiba bana İngilizce bir şeyler yaptıracak gibi bir haliniz var o. Sorununu işte yurt dışında anlat bu tuhaf polislere ya. Hello. Hello. Polis. Sıkıntı var. Ben İngilizce az bilmek. A little. Little, ha, little. I am Turkish. Turkish. Okay. Sıkıntı var benim. Yani bunlar falan hep go. Take it, go. Adam beni sokak, street çekti. Yes. Money, money, go. Money. Money. Money is... No. Where is money? Yok. Money mi? Bulun. I don't understand. I'm go. 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 Street go. Street go. Yeah. He's calm. I korkma. I'm korkma. He's zebellah. Yeah, zebellah. You know Zebella? Zebella. Lolo. I'm go. Zebella, man. How are you? Wow. Come on, come on, come on. I'm scared. Hasta alayını. Ama I'm... I'm very scared. Nasıl sikir? Nasıl sikir? Böyle titriyor. Ah, titriyor. Titriyor. Adam, how are you, how are you? Corner, corner. Corner? Corner. Yeah. Corner, ben. He is. Kilise. Kilise, corner. Right. Taraf. Right taraf beni çekti. Side. He. Yeah. Zebella. Money. Dedi money. Dedi yeah. Ver. Ver dedi. Dedi sen nereden Türkçe biliyorsun? Dedi ben sana İngilizce söyledim. Dedim ben nasıl anlıyorum? Aldı. Adam take it. Well, go. I'm dımdızlak. Anladım, anladım. Dımdızlak. Dımdızlak.
Okey. Olan bu, inşallah anlamışsınız. Kelletti çünkü. Hey. Sakin ol evlat. Çok korktum. Sakin ol. Burada Türkçe konuşabilirsin. Burada herkes Türkçe bilir. Nasıl? Burada? Nasıl ya? Biz bütün karakol olarak arka sokakları izliyoruz. Acayip polisler, incredible, wow. Rıza baba, my idol man. Rıza baba, Rıza baba. Yeah, her gelen. Tanıyorum, Rıza yeah. baba. Evlat, senin problemin what? Bu kadar İngilizce ben de konuşuyorum şimdi. Şansını zorlama her gelen. Okey. Sit'im mi? Sit. Sit'im. Şimdi efendim, ben Amerika'ya bir günlüğüne geldim. Yeah. Mumbar satıyorum bir restorana. Mumbar satıyorum bir restorana. Oradan çıktım. İki tane arkadaş beni kovaladı. Ara sokağa aldılar. Kilisenin oradaki. Biraz önce anlattın hikayeyi. Evet. Aldı içeri. Benim para, pul, cüzdan, telefon, hiçbir şey kalmadı. Hepsini götürdü. Wow, dımdızlar. Dımdızlar. Dımdızlar mean he. He. Wow. He. Does that. My pocket. He. Ah. Aynı. Aynı onunla. Çorak bir toprak. Bitti. Anladım, anladım. Ya, sakin ol, sakin ol. Daha iyiyim, daha iyiyim, daha iyiyim. Sana yardımcı olacağız tabii. Aha. Aha. Oh my God. Kim? Pezo. Abi ayıp oluyor. Elini ayağını şimdi bak. Lütfen ne biçim konuşuyorsun ya? Tabii ya. El Pezo. Ne yaşıyorsun? Ne yapıyorsun? Ha, yıllardır aradığımız kanun kaçağı El Pezo'sun sen. Ben El Pezo falan değilim ya. Tanınmamak için bıyık bırakmışsın ama işte seni yakaladık. Vallahi değilim. Ben mumbar satıyorum. Mumbardan Pezo mu olur? Bırak. Seni yakaladık El Pezo. Yani tam adında Diego Fernando El Paso Sancho Pancho Pincho El Pezo'sun sen. Tadındık seni. Ben mumbar satıyorum. Benim adım Bilal Koçyiğit. Ama bunu ispatlayacak bir kimliğim bile yok yanında. Jace, git şu lanet olasıca mumbar neymiş bir öğren. Kanımca kafa yapıcı bir madde olduğundan şüpheleniyorum. Kriminaldeki çocukları harekete geçir. Haydi biraz biberleyelim. Rush zaman, rush. Ver Harry Russell baba. Bunu da al. Çok çirkin. Seni tutukluyorum El Pezo. Allah aşkına beni tutuklamayın. Ne olur bak bana bir şans verin. Ben El Pezo olmadığımı ispatlayayım. Öyle kolay değil Hatice beni tutuklamak. Benim telefon hakkım yok mu? Biz de cehennem silahı izledik. Bize artistlik yapmayın ha burada. Dersine çalıştım demek hergele. Peki, sana bir telefon hakkı vereceğim lanet olasıca. Al. Yalnız bir telefon hakkım var ve bir dakika süren var. Ezberinde umarım bir numara vardır El Pezo. Ezberimde bir tek anamın numarası var. Onu arayayım o zaman. Hayır, gelin! Alo, buyurunum. Alo, ana Bilal ben. Bir dur Allah aşkına ya. Bir dur ne olursun anamı ver anamı Amerika. Kapattı. Kapattı. Yağmur yağacak hadi yün çırpaya. Evet telefon hakkını kullandın. Şimdi nezarete gireceksin El Pezo. Allah aşkına El Pezo deyip durma değilim diyorum ya. Hadi gel şuraya. El Pezo! Baba! Baba mı? Ver o elini öpeyim. Öpme oğlum deli misin? Ha. Lütfen lütfen olur mu? Ayıp ayıp. İşte El Pezo. Nerede görsem tanırım. Aha! Adamların da seni tanıdı işte El Pezo. Ya ben tanımıyorum bunları ne olursun. Bak bana bir şans daha ver. Rıza baba olsa verirdi. Sen de. Doğru söylüyorsun hergele. Rıza baba vicdanlıdır. Vicdanlıdır. Sana bir telefon hakkı daha veriyorum. Vallahi mı? Vallahi.
Çok sakın dibini arama. Aşk olsun, arar mıyım dibimi? Geç lan içeri. O zaman ben anamı arayayım, diyeyim ki direkt hızlıca söyleyeyim. Ana konsolosu ara, ben burada mahpus kaldım. Alo, Bilal Şems'e kopar. Ana benim, bak beni iyi dinle. Alo, Mehtap gibi de Bilal, bak benim en küçük torun bugün okulda ne öğrenmiş, dinle lan. Hiç anlamadım. Adana'ya gidek mi? Yanımdan yiyek mi? Yeriz kızım, bir dur. Şalgamından içek lan, mi? Çocuğum içeriz. Git şu Adana'ya, yandım burada ya. Kapat da hadi in sırtmaya. Geç lan içeri. Vallahi değilim. Billahi değilim Elpeso. Ne olursun. Geç. Dedektif, internette çocukları araştırdı. Mumbar denen şey buymuş. Oha. Bunu nasıl içiyorlar yahu? Bunu içmenin nasıl bir kafası olabilir lan Peso? Ya biz onu yiyoruz, yiyoruz. Yiyecek o. Tipine bakma. Git Zeki getir. Zeki mi? Evet. Getireyim. Hangi Zeki abi acaba? Dayı. Dayı diyorum, özür dilerim komiserim. Bir şans daha verir misin bana? Vallahi ispatlayacağım sağ bu sefer. İspatlayacakmış ha? İşte Elpezo'nun en büyük düşmanı. Onu gördüğü yerde öldürmeye yemin eden şeytan Zeki. Şimdi inkar etsin de görelim. Biz şurada Elpezo'nun bağlantılarını araştıralım. Zeki, sen de içeride uslu dur. Bir. Evet. Zaki'nin elini sıkmayacak mısın? Zaki tuttu. Baba! Sakın korkma! Bu adam sana hiçbir şey yapamaz. Siz beni korursunuz değil mi lan? Yok lan, bu adam bizi yer. Ama yanımızda emanet var. Bir emanetle 32 kişiyi öldürdüğünü hepimiz biliyoruz. Aa, yaşasın lan aslan. En sevdiğim elemanım benim, aslanım. Ne bu? Bıçak mı var? Tabanca mı var? Ne var? Daha başka bir şey. Ne var, ne var? İşte bu! Tarak. Ulan Tarak. Ben bunun adamın saçını mı tarayayım, gelin başımı yapayım? Ne yapayım ben bu adama bununla? Baba! Baba, Russell baba, bir müsaade eder misin arkadaşım ya? Russell baba, ne olur. Seni geberteceğim Elpezo. Hiç söylediğinizi de anlamıyorum. Seni geberteceğim Elpezo. Beni geberteceksin Elpezo, az geri dur. Kızımı kaçırıp, adamlarımı kendi tarafına geçirip, mallarımı çalıp, üstüme 6 cinayet atıp, dükkanımı tarayıp, ninemin posta kutusuna bomba koymanın bedelini ödeyeceksin. Elpezo, sen nasıl adam mısın? Kafamı sokuyorsunuz şu an içeri. Russell baba, Russell baba. Arka Sokaklar 9. sezonda hatırlar mısın? Bir adam suçlu sanılıyordu da sonra suçlu çıkmıyordu. İşte. Hadi bana bir yardım et. Ey lanet olasıca, doğru söylüyorsun. Ah, sana son bir telefon hakkı daha benim. Sağ olasın, Russell babam benim ya. Bunu iyi kullan. Tamam. Ah, uzak dur Zek. Al. Al. Seni burada bekliyorum bebeğim. Bebeği oldum ilk günden ya. Bu sefer hemen çabucak. Bir saniye müsaade eder misin? Hemen halletmem lazım. Alo. Kurban ol, durup gelsin. Bilal ben, Bilal. Nene sen misin? Sincap mı? Ne sincabı? Ya böyle saçma şaşırma mı olur nene, Allah aşkına ya? Ne sincabı? Bilal ben, Bilal. Amerika'da Godes'teyim. Selena'yla Hades'te misin? O dizi bitmedi mi? Oo. Nene bak, böyle Hacivat Karagöz gibi olmaz bu iş. Bir müsaade et. Amerika'dayım, Amerika'da. Ha, Amerika'dasın. Heh, anladı lan. Amerika'da Godes'teyim. Gözaltına alındım. Ne diyor? Ne? Ne diyor, ne diyor? Gözaltına alındım. Amerika'da az altıma işedim. Anamı ver kızım, anamı ver. Ne olursun ya. Gorbaçov mu? Yok, bu muhabbet buradan dönmez. Ben bunu kapatayım. Abi. Gelin beni çişe götür. Abi. Güzel abim. Sana arka sokaklarla ilgili bir tüyo veririm ama bana bir şans daha vereceksin. İnanılmaz bir tüyo ama. Neymiş? Hüsnü Çoban ölmüyor. Aha!
Ölmüyor. Demek ölmüyor. He. He. O kadar emindim ki öleceğinden. Çünkü 3 bölüm 3 düşse ölmedi. Evet. Bu sefer kesin ölür diye düşünmüştüm. Demek ölmüyor. Ölmüyor. Bu verdiğin güzel haberden dolayı sana bir telefon hakkı daha veriyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. İyi değerlendin bunu yalnız. Hiç merak etmeyin. Allah'ım bu sefer çabucak söyleyeceğim. Alo! Alo anne sus! Beni dinle sus! Bak sakın konuşma sus! Anacığım ben Amerika'dayım. Tutuklandım. Amerika'da tutuklandın mı? Evet. Yapman gereken tek şey... Vay senin bir halim tutuklanmış mı? Hadi tutuklayın beni. Eber dumanımıza hoş geldiniz. Eber duman komple bizim manasında konuşuyor. Ah ablam, herkese bayılır anlatmaya abar dumanlarımızı. Sen bu işlerden aylık ne ödül kazanıyorsun? Resim falan mı istiyorsunuz? Evet, 2 resim, bir de nüfus kağıdı. Acaba bir bana sorun, ben istiyor muyum? İstiyor musun? Hayır. Keşke sormasaydım. Aplan gibi kendini ağırdan sar. Erkek sinek görsen fuhur fuhur, fuhur fuhur kaynıyorsun çaydanlık gibi. Selam canlar. Fuhur damaya başladın yine. Böyle daha önceleri veya hala olabilir. Böyle hoşlanıp birini beğenip söyleyememiş biri var mı? Ha var. Benim ismim Bilal. Eşimle geldim bu arada. Ona göre davranırız, tamam. Yok, anlatacağım konu biraz riskli. Yani, Allah sonunuzu hayır etsin. Şöyle olmuştu. 5. sınıfa gidiyordum o dönem. İlkokul 5. Evet, ilkokul 5'e gidiyordum. Hoşlandığım bir tane kız vardı. O zamanlar da hoşlanma diye bir şey vardı tabii. Ve bir gün benim arkadaşım dedi ki bana, Bilal dedi, ben dedi o kızdan hoşlanıyorum dedi. Mektup yazmış bir tane de. Bizim zamanımızda mektup da vardı, 91'liyim. Bilal dedi, bu mektubu o kıza verir misin dedi. Dedim ayıp ediyorsun, tabii ki veririm dedim. Bunu dedim Aytekin sana yazmış dedim. Al dedim, buyur kendi ellerimle verdim. Bu kadar yani, tamamen böyle gelişti olay. Bunu yaptım, arkadaşım için yaptım. Demek değilim. Gerçekten sevmemişsiniz. Bu arada sizi gerçekten çok seviyoruz. Yani geceler uyumadan önce videolarınızı izleyerek uyuyoruz böyle. Geçmişe dönük bütün videolarınızı izliyoruz. Yani sizin videolarınızı değil, yani güldür güldür izliyoruz. Onu belirtmek isterim. Uyumadan önce mutlaka izliyoruz. Eşim Naime'nin çok güzel taklitlerini yapıyor bana, güldürüyor. Hazır mikrofonu almışken her şeyi konuştum. Çok teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sizi çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Ne güzel, bak Bilal Bey bize açıldınız. Tam uyumadan önce mi seyrediyorsunuz? Şöyle, yani ben aslında şunu da söyleyeyim. Eşimle beraber uyumadan önce izliyoruz. Hani gülmek için, moralli uyumak için. Ben bir de iş yerine gidiyorum. Sabah gider gitmez, ya gelin gelin 2 tane komik video izleteyim diyorum mesela. İş arkadaşlarımı da izletiyorum ben. Yani sabah da gülerek başlıyoruz, gece izleyerek yatıyoruz. Yani gerçekten severek izliyoruz. Evet, peki... gece izleyerek yatmanın bir etkisi oluyor mu sizde? Kesinlikle, kesinlikle. Neden diyeceksiniz? Bir kere sonuçta hepimiz İstanbul gibi bir şehirde yaşıyoruz. Yoğunuz, stresliyiz. Yo, bak Belçika Bitlis var. Siz hatırlamadınız ama ben hatırladım konuşmasını. Evlilik teklifini bile ben evleneceğim diye etmişti. Hatırlıyorum abi, merhaba. Müthiş, nasıl o ayrıntıyı yakaladın? Ben direkt tanıdım ya. Siz tanıdınız mı deyince ben dedim tanıdım. Unutmak mümkün değil. Yani onun dışında bir şey daha söylemiştiniz, ona cevap veremedim. Hayır, ne etkisini görüyorsunuz yani? Ya bir kere stres atmamıza sebep oluyor. Yani gülüyoruz. Yani en çok ihtiyacımız olan şey... Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Hadi. Evde buluşuruz şeyde. Görüşürüz. Çok eski bir arkadaş grubumuz var.
devamlı beraber yaşamışlar her şeyi. Çok güzel arkadaşlıkları var. Bir süre sonra toplanıyorlar. Bakalım bu toplantıları nasıl geçecek, izleyip görelim. Buyursunlar. Hay kardeşim, kardeşim benim ya. Kardeşim benim ya. Özledim lan. Vay benim kardeşim ya. Ya vay be kardeşim, üniversiteden sonra ilk kez şöyle bir arada bütün tayfa bir araya gelebiliyoruz ya. Harika. 3 sene oldu oğlum, 3 sene. O kadar özledim ki sizi. Ne kadar güzel günlerdi onlar. Ne kadar özlüyorum ya. Mustafa. Ya. Öyle güzel bir arkadaş grubuyduk ki. Ya ne birbirine bir yanlış yapar, ne birbirine yan gözle bakar. Ya kimse gelmeden sana bir şey itiraf edeyim. Ben aslında okuldayken Çiçek'e aşıktım. Çok hoşlanıyordum ondan ama hiç söylemedim. Ya niye söylemedik? Arkadaşlarımız zedelenmesin diye. Yani oğlum keşke söyleseydin, ne olacak ki yani? Olur mu lan? Şirinlerde Gözlüklü ile Şirin arasında bir şey oldu mu hiç? Ya da Teletabilerde Tinky Winky ile Lala'ya yürüdü mü? Çekimden sonra belki yürümüştür. Bir şey söyleyeceğim ben sana. Ben Özge ile 2 ay çıktım. Aa. Ha. Ne zaman? Oğlum Özge ile ben 2 ay çıktım hani... Okulun 1. yılı Sapanca'ya gitmiştik ya. Ya oğlum el ele tutuştuk, bir sürü gezdik. Yani el ele falan hiç görmedin mi sen bizi? Yok ya, ben onun elleri üstünde senin ellerinin arasına koydu ısınmak için sandım. Oğlum ben radyatör müyüm lan? Vay be. Sevgilim de çıkıyorduk yani biz o zaman. Ay arkadaş ya, görüyor musun sen? İyi ki arkadaşlığımız zedelenmemiş. İyi ki arkadaş grubumuz dağılmamış bu yüzden. Neyse canım, o kadar yıl içinde bir tane masum kaçamak. Olur lan o kadar. İyi, iyi. Vay, 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 vay. Özge. Canım. Bak kim var burada. He, he. Özge bak kim var. He, Mustafa sen seversin. He, he, he. Hadi, hadi. Söyleyeyim mi, he? He, tanıyamadın mı? Eline bak, elini tutmak istiyor musun, he? He, size. Sapanca, he? He, he. Ay İbo hayırdır, geçmiş olsun. Bir şeyin mi var arkadaşım? Bunlar var ya millet, bu ikisi var ya ağırlar sizi 2 ay boyunca hem de. Ha? Sapanca da ulan ulan. Ha, 50 50 hem de, 50 50 bunlar. İbrahim ne yapıyorsun? He? Ya bunlar bizden habersiz 2 ay boyunca çıkmışlar. Benim haberim vardı. He? Nerede haberim vardı? Biz de o dönem Leman'la beraberdik. Leman söylemişti bana da. Ben neredeydim? Sen de bizleydin İbo. Sanmıyorum Leman. Niye ya? Beraber Sapanca'ya gitmiştik ya. Ulan ne Sapanca'ymış arkadaş ya! Ne Sapanca'ymış arkadaş? Nasıl olabildi böyle bir şey ya? Öyle oluyor muydu ya? Söylemedik. Bizim de belki bir şeylerimiz vardı. Ulan arkadaş, ben arkadaşımızı Şirinler zannediyordum. Kavak geldiğine çıktı arkadaşım. Şuraya bak. Çiçeğe karşı belki bizim... Ben niye söylemedim ya? Ay söyleseydin bu. Hakikaten niye söylemedin? Şimdi mi söylenir bu? Yazıklar olsun. Selam herkese. Ay! Kudretim kardeşim. Oğlum biliyor musun? Bizden habersiz Mustafa Özge ile Ozan da Leman'la çıkmış lan. O. Hiç bilmiyordum. İşte dost. Dostum benim. Oh. Ben o ara Çiçek'le çıktığım için gözüm hiç kimseyi görmüyordu. Sen Çiçek'le mi çıktın? Sapanca deme lan. Sapanca'ya gömelim seni. Bak Sapanca deme. Hayır hayır. Özge ile ayrıldıktan 2 hafta sonra işte. Lan sen, Özge, bizim gruptan 2 kızla da çıktın mı sen? Ha yok, yok. 3 kızla da çıktım. Mehtap da var. Ha, ben de varım. Varım diyor. Ha, tamam, tamam. 4 kızla da çıktım. Kudret, biz sana çalışmışız kardeşim. Biz bütün bu arkadaş grubunu senin gönlünü eğlemek için kurmuşuz. İyi bak, unuttuğun biri olmasın. Ozan'la falan da çıkmış olmayasın. Yok, ama Mustafa ile çıktım. Ha, bu olay kavak yerlerini açtı. Bad flüksük oldu. Ne diyorsun oğlum ya? Yurttan sonra 6 ay beraber aynı eve çıktık. Ondan bahsediyor adam. Abi benim kafam allak bullak oldu. Yazarak çalışacağım. Bir dakika şimdi. Mustafa'yla Özge'nin ilişkisi, içler, dışlar, Ozan ve Leman. Ozan ve Leman ilişkisinin kalanının 3/5'iyle Kudret çıkınca... Ulan bütün kombinasyonları denemişsiniz arkadaş. Şuraya bak, yazıklar olsun be. Demek ki 4 yıllık üniversite hayatı boyunca bir tek ben kimseyle çıkmadım. Nasıl ya? Benimle çıktın ya. Hadi lan. Evet. 2 ay çıktık ya. İnsan haber verir ya. Bir dakika ya. Şimdi sen Mehtap'la çıktın ama haberin mi yoktu? Oğlum beraber Olimpos'a gittiniz ha? Ya. Ya biz arkadaş olarak gittik oraya.
Allah Allah, delirtme beni. Ben sana seni seviyorum dediğinde sen de bana ben de seni seviyorum demedin mi? E arkadaşımsın, sevmeyeyim mi? Ha, bir dakika. Sen ondan o zaman İbrahim bana masaj yapar mısın dediğinde yapamam Mehtap, profesyonel olmayan bir masaj yaparsa sinir sisteminde kalıcı hasarlar bırakabilir diye ondan dedin. Anadolu tarhanası kadar safsın İbo ya. Ya felç bile kalır insan. Tamam. Ha, sen ondan İbo korku filmi izleyelim mi? Ben korkarsam sana böyle sımsıkı sarılabilirim dediğinde sen ondan Mehtap ben çok korktuğumda altıma kaçırıyorum dedin. Sen çıktığını da anlamamışsın. Ya İbo, nasıl anlamıyorsun ya? Hepimiz anladık ya. Aa. Ya İbo, sen hatta Mehtap'ı terk edince ben sana yürüdüm ya oğlum ya. Ya İbo, biz Özge ile senin yüzünden ayrıldık oğlum. Lan benim niye haberim yok? Ben seni hangi ara terk ettim, sen bana hangi ara yürüdün? Aman aman! Sarayın hareminde susam sokağında takılır gibi takılmışım. O sokağın ortasındaki fıçının içindeki kırpık gibi kalmışım orada. Benden aşağı fıçının içinde geleni geçeni selam vermişim. Tahsin Usta ile konuşmuşum, minik kuşla gülüşmüşüm. Çocuklara altıyı öğrettiğimle kalmışım o susam sokağında. Selam. Ha, kusura bakmayın. Çiçek. Çiçek. Ben bunu hep içimde sakladım. Hiç kimse söylemedim. Hiç itiraf etmedim ama görüyorum ki hiçbir önemi yokmuş. Arkadaşlığımız bozulur sandım ama öyle değilmiş o işler. Ben okul hayatım boyunca sana deliler gibi aşıktım çiçeğim. Ne? Ya bunu niye daha önce söylemedin? Asıl ben sana aşıktım hem de 4 yıl boyunca. Yani ben hep senin etrafındaydım ama sen beni görmedin. Hep arkadaşça yaklaştın. Hatta ben seni bir keresinde dudağından öpmüştüm ama sen... Bir dakika. Lan deli! Kız seni dudağından öpmüş, daha ne yapsın ya? Ya ben dudaklarım kurudu, nemlendiricisini benimle paylaşıyor zannettim ya. Ya of! Lan ne kadar zararsız bir adam ya. Yemeğe kat, çocuğuna yedir. Hatta ben seni unutmak için Mustafa ile çıkmıştım. Sonra Mustafa'yı unutmak için de Kudret ile çıktım. Sonra kimi unutacağımı unutup Ozan'la çıktım. Ah benim yüzümden her durakta durmuş bu kız ha. Ah her durakta durmuş. Ayak şunu. Aman abi dur. Gidin. İbo. Çık git. Sen özellikle git. Pis sapık. Herkese çıkmış. Git. Lütfen çıkın gidelim. Arkadaşlar bir Sapanca'ya gidelim. Allah belasını ver. Çık. Özge benimle çıkar mısın? Herhalde. Allah'ım çık. Ay yine çıktılar ya. İbrahim. Yani keşke zamanı geri alma şansımız olsaydı. Yani ben sana bütün işaretleri verdim ama sen anlamadın. Toy ve aptalmışım Çiçek. Şu an şu dakika. Bir fırsatım daha olsaydı emin ol seni asla kaçırmazdım Çiçek. Hadi ya. Vallahi. O zaman böyle bunları benim eve gidip mi konuşsak acaba? Ha? Sana mı gidelim? Evet. Seninle bile. Evet. Nerede, ev nerede? Beylikdüzü'nde. Çok uzak kızım, hayatta gelemem. Sabah iş var, mümkün değil. Telefonda falan konuşuruz sonra, boş ver. Ya ne bileyim hani hava da soğuk. Ben de evde öyle tek başıma üşümeyeyim yani. Ha? Üşürsün. Tek başına üşürsün. Salak kombiyi yaksana. Ha, kızım tam grip mevsimi. Yatak döşek olursun ama yatak döşek kalırsın, kalkamazsın. Ya her şeyin başı sağlık. Öyle derdi rahmetli nenem ve yanındaki dedem. Peki İbrahim. Sen bilirsin. Ne oldu ya? Ne yani? Evine çağırdı, uzak dedim, telefonda konuşuruz dedim. Soğuk üşürüm dedi, kombi yak dedim. Ay ne var bunda yani? Ne demişim ki? Bunlar gayet de güzel tavsiyeler bunlar. Aa, anladım. Anladım şu ay çiçek. Anladım kız. Şimdi bizim iki kardeşimiz var. O iki kardeş gerçekten artık istiyorlar ki hayatlarında biri olsun. Evlilik olsun, işte flört olsun, neyse. Ama biri olsun istiyorlar. Yalnızlıktan yorulmuşlar, bunalmışlar belki de.
Birileriyle tanışacaklar. Bakalım onların kriterleri neymiş? Mutluluğu yakalayabilecekler mi? İzleyip görelim efendim. Buyursunlar. Alo. Efendim Hayaticiğim. Ay demek yeni evime ziyarete geleceksin. Yok daha kontratı yapmadık, imzalamadık. Ama bir tek o kaldı. Ay bu ev o kadar güzel, o kadar ilham verici ki. İnanır mısın bir aydır uğraştım tabloyu, bir saatte bitirdim. Ay bu evde ilham var. Dolapta ne mi var? Köfte. Ha, tamam, bekliyorum o zaman. Ay. Aha, buyurun. Hoş geldiniz. Nereye? Ebar Duman. Ebar Duman derken... Anlaşılmayacak bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ebar Duman derken Ebar Duman komple bizim manasında konuştum. Ben Naim Altın, bu da kardeşim Şevket Altın. Ebar Duman komple bizim. Kapıcı katından 18. kata kadar hepsi bizim. Ebar Duman'ın hepsi bizim hanımefendi. Ah ablam, ah ablam, ah ablam. Herkese bayılır anlatmaya Ebar Dumanlarımızı. Kapalı çarşıdaki 7 kuyumcumuzu. İnsanlar bizim sevretimizi bilmek zorunda değil abla. Size kısırla dolma yaptık. Ev sahibi dedim, kiracısına sahip çıkar. Ay niye zahmet ettiniz? Demek ev sahibim sizsiniz ya. İsterseniz hemen kontratı imzalayayım. Ben önce çay yapayım. Siz şöyle geçin, ben üstümü de şey yapayım. Siz çay yapayım ben, buyurun. Abla. Abla. Abla bu kız çok hoş. Tuttun mu? Oldu mu? Beğendin mi? Poğaça yarattın. Abla çok beğendim. Abla çok beğendim. Bana bunu alalım. Bana bunu alalım abla, ne olur. Hem de ressammış. Bizim balkonun demirliklerini de boyar. Hemen düşme Şevket. Hemen düşme. Unutma. Senin aylık geliri 37 bin lira olan bir insansın. Ne bu asgari ücretli gibi hareketler? Hiç hoşlanma. Ücük sade ol. Aplan gibi kendini ağırdan ağırdan. Ağırdan. Sen mi kendini ağırdan sanıyorsun? Erkek sinek görsen... Fuhur fuhur, fuhur fuhur kaynıyorsun çaydanlık gibi. Terbiyesiz. Aplanım ben senin. Aman. Beni ne 12 bin maaşlı avukatlar, ne 17 bin maaşlı mühendisler istedi de ben hiçbirine de hayır dedim. Sen biliyorsun Şevket, evin içinde sen vardın. Abla sen ne mühendisler ne doktorlar istedi. Seni kimse istemedi. Bana anlatma Allah aşkına ya. Yine hayali ihracata başladın yine. Çaylar geldi. Oo, çaylar da kıpkırmızı. Kavun içi kırmızı, aynı saçlarınız gibi. Şu an kafanızı içer gibiyim. Hadi, yanmadınız inşallah. Yanıyorum. Ama çaydan değil. Kalpten. Utandım şu. Gevşedin yine don lastiği gibi. Şevket! Sen bana bırak. Ay iyi ki ağırlık sürmüşsün sana. Çok yakıştı. Şimdi...
Kızım, sen bu işlerden aylık nedir kazanıyorsun? Aylık mı yani? Standart bir geliri olmaz bu işlerde ama eğer kira için soruyorsanız gelirim gayet iyidir. Yok, şovukat için sarıyorum. Anlamadım. Ha, siz resim falan mı istiyorsunuz? Evet, iki resim, bir de nüfus kağıdı. İstemeyi Eylül'e, nişanı Ekim'e, düğünü de dikime kadar yaparsınız. Gelinlik özel dikim olacağı için Şevket azıcık zaman alır diyorum. Siz iyi misiniz yani? Kendi kendinize gelin güveyi oldunuz. Burada acaba bir bana sorun, ben istiyor muyum? İstiyor musun? Hayır. Keşke sormasaydım. Keşke sormasaydım. İstemiyormuş abla, istemiyorum. Ne olur seni ikna et. Ne olur seni ikna et. Vallahi gidelim bu Şişli'deki 17 katlı apartmandan aşağı atarım kendimi. Ben bütün yüksek katlı apartmanlarımıza çıka çıka bütün prestijini bitirdim. Manyak! Hele dur. Ben şimdi halledeceğim. Ablana koyayım. Ablana koyup kurban olsun. Buyurun. Şimdi. Çiçek Hanım, biz doğru oturup eğri konuşan insanlarız. Biz abla kardeş geliri aylık 78 bin lira olan insanlarız. 78. Tamam. Şimdi biz daha çok kendimizi eşten öte yemeğe içmeye ortak arıyoruz. Gerçekten ortak arıyoruz. Sen de evet de bu parayı beraber yiyelim Çiçek. Çiçek çok yalnızım. Sırtımı keserleyecek bir ele. Siyah noktalarımı sıkacak. Bir dırnağa ihtiyacım var. Beyefendi, biz tanışalı 3,5 dakika oldu. 3,5 dakikada faizden 40 bin lira para kazandık. Abla, her şey para değil, her şey para değil. Biraz da, biraz da benim zekamdan bahset. Olsa bahsetmez miyim, manyak? İlk 10 yılda bitirdin. Doğru. Ama kalp zekam çok yüksek. Ablam evde kaldı diye her gün ağlıyorum. Her gün ağlıyorum. Allah Allah. Oğlum, ben biz geçeceğim. Kapıdan her gelene gönlümüzü vereydik. Hava. Aa. Selam canlar. Hey. Fokurdamaya başladın yine. İçeriye kır saçlı bir at fışkırdı. Naim Hanım, siz iyi misiniz? Ne oluyor? Arkadaşınıza kanı kaynıyor. Birazdan yürür. Aha da yürüdü. Merhaba, ben bu ve bunun gibi iki apartmanın, Kapalı Çarşı'da 7 Tukan'ın ve Armutlu'da 1000 dönümlük tımarhanenin sahibi Naim'i aldım. Çok memnun oldum. Ben de Hayati Hayat, sosyoloğum ve düşünürüm. Beni de düşünür müsünüz? Nasıl? Flört olarak hani belki de daha da ötesi. Ne bileyim ben, adına aşk denen o dozerle benimle sınırları yıkmaya var mısın kadife pantolonunu? Hadi ama yeter yani, siz benim evimdeki bütün karşı cinslere böyle şey yapmak zorunda mısınız canım? Aa, tamam artık, siz nasıl bir yokluktasınız ya? Ne yapalım ya, ne yapalım? Kilolarca altınımız var ama çevremiz yok. Niyeyse bizi itici buluyorlar. Hiç anlamadığım bir şey. Halbuki ben aşk doluyum Hayati Bey. Ne dersiniz? Eğer evet derseniz size kalbimin bütün kapaklarını açar, sizi aşk selinde boğar öldürürüm. Gel abla gel. Gel, bir kıyamet çıkartmadan gel buraya. Vallahi bak, hedef şaşırtıyorsun. Önce ben. Yine başladın bencilliğe ya. Sabahtan sucukların hepsini yedin yumurtada. Lokmalarımı sayıyorsun köpek. Bana bak, eniştenin yanında kalitemizi düşünme. Vallahi almam sana boyacı karıyı, ha. Vallahi ben de düşünürler, ağzınıza çomak sokarım. Elimi efendim, o çomağı döndürüp ben de sana sokarım. Hadi bakalım. Terbiyesiz. Sünnetimde bile pastamı sen üflediydin ya. Küçüklüğümden beri önümde engelsin ama sen. Salak, ben senin önünde durmasam sen tuvalete bile gidemezsin. Ya. Valla atarım kendimi buradan aşağı, atarım kendimi. Atarsan at lan, at be ya şerefsiz. Hadi bakalım. Şimdi bu tartışmayı yapıyorsunuz da bunlar duyuyorlar. Duysun lan. Olmaz. Herkes duydu. Olmaz, böyle işaretlerle, nidalarla, değişik sesler çıkararak işaretlerle abla kardeş anlaşarak bu tartışmayı yapın. Ne yapacağım?
Dostlar, can var. Şimdi sevda parayla satın alınan bir olgu değildir. Yani yanlış bir algı içindesiniz siz. Benimle evlenirsen sana dükkan açarım. Ya ben düşünürüm, ne yapayım dükkanı? Yahu sabah girersin 9'da akşam 5'e kadar düşünürsün rahatla. Ya hem bir dakika ya, sen düşünerek ayda ne kadar kazanıyorsun? Bilmiyorum yani şimdi düşüncelerin bir bedeli yoktur. Her şey para demek değil. Ya o söyle. Ne kadar kazanıyorsun? 300. Lan 300'e ayda kedi bile geçiremezsin. Sen nasıl yaşıyorsun ya? Bana bak. Evet dediysen de 1800 liralık yemek fişi. Ona tavan olsun gibi hissettim. 1800 mü? Ayda 1800, günde 60 lira yapar. İki öğün ne yiyeceğimi düşünmesem o esnada istediğim şeyi düşünürüm ya. Ay Hayati, sen düşünürsün. Bir yemek fişine nasıl bunu düşünürsün? Ya vallahi çok mantıklı geldi Çiçek. Düşünüyorum. Öyleyse yarım. Ana! Altın taktı. Bu ayın kirası çıktı. Ya ne kirası? Bana evet de ben sana ev alayım adam. Abla, hay maşallah kendini nasıl ağırdan satıyorsun ya. Adamın aklını karıştırma, çeldim çeleceğim aklını. Hele dur. Al şunu. Tak parmağıma. Bitir işi ya. Ay her yerinden ziynet çıkıyor kadının, vallahi delireceğim. Naim Hanım kalk bakayım ayağa sizde artık iyice... Ya bir sus ya. Evet ya. Bir sus, bir şey düşünüyorum şurada. Allah Allah, bir evlenme teklifi. Hiçbir şey yaptırma bana. Benimle evlenir misin Naim Bey? Ablam düşünürü düşürdü. Ay neresinde sarılacağım ben bu adama? Yeter! Kimse kimseyle evlenmiyor. Ev güzel diye sustum, sustum. Ama güzel bir evde oturacağız diye de sizle evlenecek değiliz biz. Ay yürü, yürü gidiyoruz. Ya çok fevri davranmıyor musun? Ne dedim? Yürü bakayım. Ben sonra eşyalarımı alırım. Altını da aldı ya. Sus, yürü. Vallahi seni döveceğim şimdi. Boş ver be kardeşim. Umudunu kaybetme. Bak hele. Bizde kiracı çok. Nişantaşıma öğretmen amcayla yazar yeğeni taşınıyormuş. Çok ek mi? Yazar mı? Ben ona hemen yazarım. Yürü yürü. Kısırı mısırı da elleme. Gel. Gel gel gel. Yürü abla yürü. Yürü. Aç kapıyı, ben getireyim. Yürü. Bir arkadaşımız var, ona da hesap, harcadığı para biraz batıyor. Bakalım bu olay nasıl çözülecek, çözülebilecek mi? Çözülürse tatlılıkla mı çözülecek? İzleyelim efendim. Ya arkadaşlar ya. Ya ne olur şu ayakkabı alışverişine bir ara verip şurada oturalım ya. Zira ben zaman mekan kavramını yitirdim bu AVM'de. Saat kaç, hangi yıldayız, adım ne, her şeyi unuttum. Gerçekten bir tezgahtar daha, beyefendim nasıl yardımcı olabilirim derse, sok diyeceğim çekiciye böyle böğrüme, çevir diye haykıracağım yani. Ay çok abarttınız ya, gerçekten abarttınız. Arkadaşlar şöyle yapalım, hani ben sadece şunu söyleyeyim, ayakkabı almak öyle kolay bir şey değil. Biz bunlar soluklansın, biz bir tur atıp bir yere, ne dersin? Hmm, tamam olur, tamam. Maviş, ben biraz dolaşacağım, sonra geleceğim, tamam mı? Maviş, ne oldu lan? Sen Burcu'ya soğuk yapıyorsun. Aranızda sorun mu var? Ya bilmiyorum kanka. Böyle kafamda sorular var. Yürümüyor sanki. Oğlum yürümüyorsa ayrıl lan. Niye oyalıyorsun kızı? Ayrılamam. Niye? Söyleyemem ya. Yadırgarsın beni. Yani aslında haklıyım da, söyleyince hayvan gibi durabilirim. Oğlum benden mi çekiniyorsun? Söylesene ne oldu? Burcu'nun bana çok borcu var.
Ayrılırsan vermez. Ne? Kanka içeride çok param var, ayrılamam. Hayvana bak lan. Oğlum dükkan mı lan bu? İçeride parası varmış. Manyak mısın oğlum? Bir yıl aykındır çıkıyorsunuz lan kızla. Aranızda paranın lafı mı olur? Abicim olmaz da yani borç demese, geri vereceğim demese... yemin ediyorum sıkıntı yok ama böyle keriz gibi hissediyorum kendimi ya. 10 aydır çıkıyoruz. Geçen bir hesapladım. 7540 lira borcu var bana. Paranoyak oldum oğlum ben. Psikolojim bozuldu lan artık. Ya benim gözümde sevdiğim kadın sürekli iş kurup batıran enişteme döndü be abicim. Böyle bir şey olamaz ya Fikri. Ağlama lan ağlama. Burnunu sil. Şuna bak. Hayvan herif. Bulmuşsun gül gibi kızı. Bir de para diyorsun. Oğlum unutmuştur belki kız. Gelsin çaktırmadan sorarız ya. Öyle bir şey yoktur. Yoktur değil mi? Yoktur oğlum ya. Oğlum kabuslarıma giriyor. Sürekli keriz parası diye gülüyor ya. Terleyerek uyanıyorum yemin ederim. Keriz parası. Nasıl ya? Ne keriz? Kim keriz? Ne oluyor? Ya şimdi biz iddiaya girmiştik. Bu ayakkabının 37'si kalmıştır, kalmamıştır diye. Ondan sonra Burcu da iddiayı kazandı. Evet. Size tatlı ısmarladım. Hadi yiyin. Ulan bir de kızın günahını aldım bak. Doğru dedin ha. Şey, Maviş, tatlılar için bana 50 lira verebilir misin borç? Sen hani iddiadan kazandığın parayla ısmarladın ya bize. Ha yok. Hayır iddiadan ben 200 lira kazandım ama onu adam bozuk olmadığı için veremedim onu almadı. Borç. Tamam dur vereyim. Al. Tamam işte fare gibi üflüyor üflüyor kemiriyor. Çalgıcı Bey. Çok teşekkür ederim abla. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Hayır. Tuttuğun altın olsun ablacığım. Madem dinlendiyseniz kalkalım. Şu ayakkabıyı kaçırmamak lazım. Aa, doğru söylüyorsun. Tamam. Kalkamadım. Şey, Maviş, ayakkabı için bana 200 lira daha borç verebilir misin? Nasıl ya? Sen biraz önce iddiadan 200 lira kazandım demedin mi birader? Birader. Bir dakika kanka ya, bir dakika. Bir dakika, bir sessiz olur musun? Bir dakika, bir dakika. Sen biraz önce iddiadan 200 lira kazandım dedin mi, demedin mi? Dedim de yanımda sadece 200 lira var. Koskoca İstanbul'da sadece o parayla mı gezeceğim ya? Sadece o parayla kalmayayım. O yüzden senden borç istiyorum 200 daha. Ya hayretler içindeyim. Aşkım sana hediyem olsun diyeceğine bıdı 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 konuşuyorsun ya. Tam buldun. Bana hediye alacak. Yani benim için elini cebine sokacak. Birazcık cimridir de. Ben cimriyim öyle mi? Biraz. Fikri duyuyor musun kardeşim? Ben cimriymişim. Ya ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben sana borç falan vermeyeceğim. O ayakkabıyı ben sana hediye alıyorum. Hatta o ayakkabıdan 3 tane alıyorum. Hadi. Ay ben hediye falan istemiyorum ki senden. Nereden çıktı şimdi bu ya? Ben senden borç istiyorum sadece. O kadar. Hediye falan istemiyorum. Hayır arkadaş, borç falan vermiyorum. Niye? Hayır, istemiyorum ya vermek. Ya niye vermiyorsun? Suratıma bak. Olmaz, vermeyeceğim. Niye vermiyorsun? Vermek ya? İstemiyorum. Ya neden borç vermiyorsun? Olmaz diyorum neden ya. Neden diyorum? Borcunu geri vermiyorsun çünkü. Bana bak. Sen evden çıktığında haysiyetini ve gururunu nerede bıraktın acaba? Sen nasıl arkadaşların önünde bana borcunu vermiyorsun diye bağırırsın ya? Ben bağırmadım, o bağırdı. O dedi, çok borcu var sana dedi, hatırlat dedi. Dedim, aa, cidden şerefsiz lan bu. Ya Mesut, iki kuruşun hesabını mı yapıyorsun ya? Utanmazsın sen, yemin ediyorum. 7540 lira. Ne diyorsun, anlamıyorum. Kaç? İki kuruş değil, 7540 lira. Ay her şeyin hesabını tutmuş ya. Kuruşu kurucuna hesap tutmuş. Sana rezil. Ne oluyor ya? Bağırma be. Ne oluyor be? Bağırıyorum işte. Ne var? Haklıyım kardeşim ben. Haklıyım, anlıyor musun? Allah Allah ya. Borç verdiğim tamam. Biraz hayvan gibi gözükebilirim ama
Kim de birisine borç verse aynısını orada söylerim, anlıyor musunuz? Allah Allah ya! Ne diyorsun sen ya? Ben şimdi kime borç vermişsin de sen ben borcumu ödememişim gibi imalar yaratıyorsun. Ne demek istiyorsun sen? Açıkla şimdi şunu! Öyle mi hanımefendi? Evet. Öyle mi? Mesela şu çanta. Şu çantayı biz nereden aldık? Kadıköy'den. Kadıköy'den. Ne zaman aldık? Geçen ay. Peki kim aldı bunu? Ben. Bu sen aldın ya! Terbiyesiz adamlar! O almış. Kızım biz Kadıköy'e gittik, sen bu çantayı beğendin demedi mi bana? Varmış, varmış ki. Bu çantayı ben alsam, Aysan'ı sonra parayı sana verirsem olur mu? Demedim mi? Altındaki ayakkabıları da çok beğendim. Aa, bunlar birbirine çok uyumlu. Bunu da mı aldın? Demedim mi kızım? Ben aldım onları, ben. Anlıyor musun kızım? Ben hatırlamıyorum bile o günü, çünkü senin gibi hesap tutmuyorum. Ben hesap tutuyorum kanka. Bir dakika kanka. Ben hesap tutuyorum kardeşim, anladınız mı? Bu çantanın, bu ayakkabının parasını ben ödedim. Ve senin bana borcun var, sevmem. Borcunu ben! Vermiyorum lan borcumu! Nasıl vermiyorum? Vermiyorum borcumu! Vereceksin, vereceksin. Vermiyorum borcumu! Vermiyor musun? Vermiyorum. Bir dakika fikri. Vermiyorsun. Ayakkabıyı! Ver ayakkabı. O benim ayakkabım. Hayır. Ben verdim parasını. Ne? Aha, çantayı da. Manyak. Hadi. Manyak. Hadi bakalım. Lan ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Deli. Ne yapıyorsun sen? Kanka film koptu artık, anladın mı? Buradan geri dönüş yok. Oh be! Hanımefendiye bak ya! Ben her şeyin parasını vereceğim, hanımefendi sefasını sürecek. Aa, ben giyerim, bak fıstık gibi de oldu. Aa! Kötü Bey, bakar mısınız? Buraya gelir misiniz lütfen? Geliyorum abi. Şu kadının verdiği 20 lirayı ver bakayım bana. Ha? 20 lirayı ver. Benim paramı o ya, ver bana. Ya. He? Bu parayı şimdi ben sana veriyorum. Al. He? Allah benden razı olsun mu? Ne diyorsun sen ya? Söyle ya, Allah senden razı olsun de. İyi olsun, tamam. Ya yarım ağız söyleme şunu ya, doğru düzgün söyle. İyi tamam, Allah senden razı olsun. Tamam, Allah ne muradın varsa versin mi? Söylesene kardeşim, Allah Allah söyle. Allah senin cezanı versin. Deli! Çabuk git. Al parası da. Ver. Sen ne aşağılık bir adam mısın? Aşağılık! Manyak! Ha şimdi ben aşağılık oldum, öyle mi? Evet. Maymun gözünü açtı kızım. Ben... Anlıyor musun? Bundan sonra yok öyle şeyler. Neymiş? Sana verdiğim bütün paramı geri alacağım. Anlıyor musun? Bütün her şeyi geri alacağım. Aa! Geri vereceğim sana hepsini. Dün bana yemek ısmarlamıştın ya. Onu da geri verirsin. Onu dışarıya çıkarayım. Ya çirkinleşme, çirkinleşme. Bak, var ya sen bir daha sakın benim karşıma çıkma. Hadi çıktım, çıktım karşı. Paramı vereceksin kızım. Seni var ya saçını başını... Aa, ne yapıyorsun? Lan oğlum. Yolarım saçını başını senin ha. Sen gel, sen. Sakın karşıma çıkma benim bir daha. Asla karşıma çıkma benim bir daha. Lan kız gidiyor, bir şey söyle lan, özür dile. Burcu bir dakika. Ah, anladı hatasını öküz. Gidemezsin. Git. Ne oldu? Ben... Gidemezsin. Çok seviyorsun beni değil mi? Pişman oldun, köpek gibi özür dileyeceksin benden. Gidemezsin, gidemezsin çünkü... Çünkü? Ayakkabını değil, sen de kaldı. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Ver şunu bakayım. Aa, sen bunu göreceksin. Bizim bir amcamız var. O vasiyetini açıklayacak. Hem de böyle birkaç özlü söz söylemek istiyor ailenin küçüklerine. Bakalım onun için bir toplantı düzenliyor evinde. Bakalım bu toplantı nasıl geçecek? İzleyelim efendim. Gelin, gelin çocuklar. Gelin, 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 gelin çocuklar. Gelin. Peki şöyle oturup bakayım. Allah ya. Gelin, gelin, gelin oturup bakayım. Geçin. Geçin şöyle, geçin, 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 geçin. Kusura bakmayın çocuklar. Ben de sizi böyle apar topar. Amca. Çağırdım.
Biliyorsunuz ben hiç evlenmedim. Çoluk çocuğa da karışamadım. Bir tek siz varsınız. O yüzden de dedim ki şöyle bir dünya gözüyle... sohbet edelim size. İki çift nasihat vereyim istedim. Ama iyi gördüm. İyi gördüm seni dayı. İyisin. O zaman bir göz doktoruna git Mesut. Verem iyi lan benim. Ben her hafta 3 farklı hastanede 28 farklı doktorla görüşüyorum be. Ne diyor doktorlar? Vallahi ne desinler kızım işte. Çok fazla yeme diyorlar. Unlu yeme diyorlar. Tuzlu yeme, yağlı yeme, tatlı yeme. Kısaca yeme diyorlar. Böyle uzun yürüyüşler yasak. Ev temizliği yasak, stres yasak, heyecan yasak. Sizin anlayacağınız şu kalan son 3-5 yılımda komidin tadında bir hayat besliyor beni. O nasıl söz amcacığım ya? Sen hepimizi gömersin inşallah. Allah sıralı ölüm versin değil mi? Karar ver oğlum. Hani sizi gömeyim mi yoksa sıradan mı çıkayım? Hani o ikisi aynı anda olmuyor yani. Ay siz benim densizin kusuruna bakmayın amucacığım. Saçmalıyor. Yok yok bakmam bakmam. Ben zaten ölümle de hayatla da barışığım. Sırası gelen... gidecek. E ben zaten yaşadım. Yaşayacağım kadar. O yüzden de ha şu nasihat meselesine gelirsek. Çocuklar bakın bu dünyada en önemli iki şey bu dünya. Ha! Enişte! Bu birbirine kadar güzelmiş böyle ya. Nereden aldın burası? Ya onu ben Mardin'den almıştım. Sevdiysen al senin olsun oğlum. Hatıram olsun. Baktıkça beni hatırlarsın. Vallahi mi? Ha. Çok güzel ya. Teşekkür ederim. Baksana. Evet, ne kadar güzel. Çok bak. Güzel. Ama hep derim. Benim amucam çok zevklidir. Mesela bakın. Şu vazonun asilliğine bakın amucacığım. Çeşmi iyi bülbül mü o? Ha o o. Kızım beğendiysen al senin olsun. Aa, yok pahalıdır alamam. Ya olur mu kızım ne olacak? Ben bu yaştan sonra zaten ne yapacağım ki vazoyu? Zaten ben öldükten... sonra bunların hepsi sizin. Al kızım al. Ay, ay teşekkür olsun. Ederim amca. Baktıkça hatırlarsın. Öyle oluyor mu? Yeter. Sen şu vitrine git bak bakayım. Ya... dayı. Ne oldu lan? Ben senin ilk ve en sevdiğin yeğenin olarak... Ne oluyor oğlum? Ya bırak seni hatırlamayı, seni unutursam... Ay, şu el yazması kitabın da güzelliği be enişte. Dayı lan dayı, dayı. O bizim dayımız. Kusura bakma ya, acıdan ne dediğini bilmiyor dayı. Yok çarp ya kızım. Eğer beğendiysen al senin olsun yani. Ah. Yalnız biraz daha abartırsanız soygun var diye polisi arayacağım ha. Hemen geç otur geç ya iki çift laf edeyim size ya. Onu diyorum çocuklar. İşte bu hayatta... Ah çişim geldi. İki saattir bunu bekliyorum kusura bakmayın. Ben hemen geleceğim siz rahatınıza bak. Benim kapım neredeydi ya? Yeter. Sen de iyi hatıra topladın. El yazması pahalıdır o. Baktıkça iyi hatırlarsın artık. Yamancı, mühim olan manevi değeri. Siz de şu elinizdeki çeşme iyi bülbüle bakıp bakıp iyi hatırlarsınız. Değil mi Çetin? Yani sizinki kadar olmasa da bu da fena değil. Yeter. Sen neye baktıkça hatırlayacaksın Fikri? Biblo bu ya. Gibi lan bu. Tahta kredi 2 lira lan bu. Ha olsun ama hatırası var. He hatırası var. Ha. Ha işte geldim çocuklar geldim. Evet. Ha ne diyorduk? Ha onu diyorum çocuklar bakın. Bu dünyada en önemli iki şey. Amucacığım lafınızı balınla kesiyorum ama şu vitrinde duran gümüş at heykeli. Ya Leman'ın rahmetli babasının sana hediyesiydi değil mi? Yok, Eminönü'nden aldım ben onu. Yok yok, karıştırıyorsun hayatım. Ama babam ne çok severdi atları değil mi? Ah, şimdi o bizim olsaydı baktıkça hem babamı hem amurcuğumu hatırlardı. Kızım ağlama, senden kıymetli Çetin. Al oğlum al, o da sizin ne? Olsun. Ne? Alayım. Tabii, ya zaten alayım ben öldükten evet. Sonra bunların hepsi sizin olacak ya. Ya onu diyorum işte, nasihat. Ha,
Bu dünyadaki en önemli iki şey. Dayı, ya şu duvardaki tablo. Ben çocukken annemle tatile çıkıyorduk. Sen bunu o zaman almıştın değil mi? Sene 78 Side. Yok. 79 Urla. Değil. 80 Marmaris. Hiç gitmedim. 81 Düzce. Ulan al, senin olsun ya. Allah ne Baktıkça seni hatırlayacağım ya dayı. Ne demek, ne demek? Yine bekleriz. Değiştirme kartı da koyayım mı için? Ya çocuklar yapmayın. Bu mal, mülk filan bunlar yalan dolan. Şimdi onu diyorum. Bu dünyadaki en önemli iki şey. Lan işte! Şurası benim olsun mu? Baktıkça seni hatırlarım. Al, senin olsun oğlum. Hiç olmazsa sen benim fotoğrafımı istiyorsun. İstemiyorsun. Fotoğrafa gerek yok ya. Ben çerçeveye baktıkça zaten seni hatırlarım. Onu şimdi kaldıramam ya. Antika mı bu? Değil. Üç lira lan bu. Onunla beş lira yapar ikisi de. Neyse neyse. Amca sen sözünü unutma. Ben bir mutfağa gidip çay koyup hemen geliyorum. Çetin. Dağılalım. Dağılalım. Ben de bir içeriye kadar Mesut. Ya çocuklar ne oluyor? Allah aşkına abartmayın. Ben öldükten sonra zaten bunların hepsi sizin olacak diyorum ya. Bu mal mı? Mesut, oğlum sen klimayı mı söktün? Dayı, hava çok sıcak. Nemli, nemli. Ben şu hatıraları arabaya bırakıp geliyorum hemen. Defol Mesut. Dayı, bu arada serinledikçe seni hatırlayacağım. Ulan çık. Terbiyes. Leman, kızım mikrodalga mı o? Öyle öyle. Isıttıkça seni hatırlayacağım Amurcu. Ulan bu hatıra işini geçti. Yağmaya döndü arkadaş ya. Hani... Fikri! Lan Fikri! Enişte. Geç taşıma. Geç. Ulan bu nasihatı birinize vereceğim inat ettim. Bak oğlum. Ben birkaç gün içinde... Bir zaman içinde ölünce... Lan oğlum üzülme, hemen değil yani. Onu demiyorum ya. Farz-ı mahal diyorum. Yok ya, ayaklarını geri çek de halıya alayım madem. Bastıkça seni hatırlarım enişte. Ulan Fikri, oğlum. Çok arayacaksınız bak bunları, çok. Ya aramak demişken... Senin bende telefonun yok. Versene enişte. Yaz oğlum, 05. Sen telefonu ver bana. Konuştukça seni hatırlarım enişte. Ulan ama bu düpedüz kapkaça giriyor arkadaş ya. Ne yapıyorsunuz anlamıyorum. Yeter. Yatağım mı o benim? Hmm, yattıkça seni hatırlayacağım. Ulan resmen yatacak yerim yok ya. Allah Allah. Ama sen de bu klozet çıkardın ya. Sen ne yaparken hatırlayacaksın beni? Günde en az 15 dakika aklımdasın amca. Ne? Oğlum yapmayın ya. Ya ben size iki nasihat verecektim çocuklar. Ya nereye gittiniz siz? Allah Allah! Hayat amca hayırdır taşınıyor mu? Haber de vermedin aşk olsun ya. Yok yok, soyuluyorum. Ha? Evet. Hatıra kismesi altında anımı ağlatıyorlar. Oysa ki akrabalarıma iki çift nasihat verecektim. Diyecektim ki şu dünyada en önemli iki şey... Ya Hayati amca kusura bakma, lafını barla bölüyorum da kapın çarınıyor. E o zaman aç oğlum. Yok öyle değil ya. Menteşelerinden bizzat sökülmek suretiyle kapıyı götürüyorlar ya. Lan oğlum ne yapıyorsunuz? Ha, ne yapalım amurca? Çelik kapı mı var? Çaldıkça seni hatırlarız. Allah Allah. Kapıyı aldı gitti amurca falan dedi ya. Lan! Ulan evi mi taşıyorlar yoksa? Ne ya? Mesut! Oğlum ben seni kovmadım mı lan? Ya dayı, sen kapıdan kovdun ama ben pencereden girdim. Ya dayı, bu koltuklar pencereden çıkmıyordu. Pencereyi söktüm, aşağıya bir vinç kurdurdum. Kime? Beyler, hadi hadi. Toplayın şu koltukları falan da topla. Oğlum. Dayı, oturdukça seni hatırlayacağım. Lan sen bu nakliyecileri niye ara tuttun ya? Allah Allah! Hayat amca, vallahi her şeyi götürüyorlar ya. E ne yapacaksın sen size şimdi ya? Telefonun var mı? Ver onu. Benimkini çaldılar. Var. Alo, polis imdat mı? Evet, soyuluyorum. Çete tarafından. Çetenin adı akraba çetesi. Eşkal mi ya? Ne eşkali? Ben sana birazdan soy ağaçlarını göndereceğim. Hiç merak etme. Hayat amca ne yapıyorsun? Kendi akrabalarını mı tutuklatacaksın ya? Ne olacak ya? Yattıkça beni hatırlarlar. Güldür, güldür.
döndür, döndür. Dünyayı döndür hayal.